Arkası yarın. Kilit, ikinci bölüm. Şimşek gibi uçan atların üstünde uzun saçlı, yaylı ve mızraklıydılar. Yazan Mustafa Necati Sepetçioğlu. Radyoyu uygulayan Yusuf Sel. Yöneten Aykut Sözeri. Efektör Mehmet Turgut. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Sönmez Atasoy, Alparslan'ın çocukluğu Toprak Sergen, Sarı Hoca Erol Kardeşici, Savtekin Serhat Nalbantoğlu, Afşin Şahap Sayılgan, Boğaç Lemi Bilgin, Balçar'ın çocukluğu Nezih Alataş, Muncuk Sinan Pekinton, Kegen Bey Ensar Kılıç, Demirci Baldur Orhan Aral, Durakan Aktan Günal, Birinci Ses Fikret Ergin, İkinci Ses Mehmet Gökçer. ...11. yüzyılın başlarında Selçuklular kendilerine yaşayacak, yurt edinecek bir yer aramaktadırlar. Bunun için Ceyhun Nehri'ni geçerlerse de Melikşah tarafından gerisin geriye püskürtülürler. Bu arada Sarı Hoca Alparslan'ı geleceğe hazırlamaktadır. Öte yandansa batıya göç eden Türk boylarından Peçenekler arasında da tam bir birlik oluşmuş değildir. Peçenekli Hanı Durak Han'la Kegen Bey arasında anlaşmazlık bir iç kavgaya dönüşmek üzeredir. İyi dersin baba, iyi dersin de... İyi dersem Kegem oğlum, iyi dediğim söz dinlenmeli, yerine getirilmeli. Beni dinlersen, bu sizin yaptığınız Peçenekli'nin iyiliğine değildir. Durak Han kötüdür diyorsunuz, korkaktır diyorsunuz. Siz böyle düşündüğünüz için, böyle gördüğünüz için ona daha başka kötülükler de yakıştırıyorsunuz. Diyelim ki Durak Han kötüdür. Peki bu adam Peçeneklerin başı değil midir? İki baş olsun mu istiyorsunuz? Peçenekli'yi seven Hanının yanında yer alır ki millet bölünmesin. Han doğru yoldan çıktıysa siz de mi çıkacaksınız? Yok baba, benim böyle düşünmediğimi sen de biliyorsun. Gel gelelim, bu işe zorlanıyorum. İleri gelenler, yiğit mert bildiklerim beni zorluyorlar. Yiğit dediğin hanı yoldan çıktıysa onu yola getirmeye çalışır. Durak Han'a karşı seni tutan o yiğitler bir gün gelip onların istediklerini yapmadığında seni bırakırlar mı sanıyorsun? Bu böyle bir iştir ki bir kez başlamasın. Seni indirip başkasını çıkarırlar. Onu indirip ötekini. Bu böyle sürer gider. Bu dediklerini ben düşünmüyor muyum sanıyorsun baba? Düşünüyorsan neden o yarım akıllı kaltabanların sözüne bakıyorsun öyleyse? Unutma, ne zaman hanlarla beyler birbirlerine düştüyse bundan hep millet zarar görmüştür. Sağ ol baba, gözümü daha da açtım. Durak Han'a karşı gelmeye gönlüm hiç razı değildi zaten. Peki baba, sen karşı gelmek istemiyorsun ama ya Durak Han sana karşı çıkmaya kalkarsa, o zaman ne yaparsın? Deminden beri sessiz sakin körüğümüzü çeken Balçar torunumuz büyümüş de söz söyler olmuş. Söyle bakayım, dediklerin ne anlama geliyor? Bugün Boğaç'la ok atarken Muncuk ve Yedi Atlı geldi yanımıza. Bu gece Durak Han'ı öldürmeye karar verdiklerini söylediler. Boğaç neden deyince, biz elimizi çabuk tutmazsak Durak Han Kegen Bey'i öldürecek dediler. Bu iş için önümüzdeki hafta yapılacak sürek avından yararlanacakmış Durak Han. Ya demek öyle. Bu işe ne dersin baba?
Sana daha önce ne dediysem dediklerimi değiştirecek değilim. Durakan'la aranızda haber taşıyan kötü biri olmalı. Bu yüzden seni yok etmeyi düşünüyordur. Ama bunu kolay kolay yapamaz. Sevilen birini yok etmenin kendine neye mal olacağını bilir. Bir süre Sürek avlarına falan katılmayıversen de. Al yiğitlerini uzaklaş buradan. Durakan'ın gözünden ırak dur. O deli bozuklara da engel ol. Durakan'ı öldürmeye kalkmasınlar. Baldur ölmüş. Kegen Bey'in babası. Demirci Baldur. Koca Baldur. Güzel kılıç yapardı. Her şeyi güzel yapardı. Balçar'ın dedesi. Ne olacak şimdi? Kegen Bey'e kim engel olacak? Kötü, çok kötü. Kegen Bey Durakan'ın üstüne yürür mü dersin? Yürürse kan akar. Hem de çok kan akar. Başımız sağ olsun Balçar. Sen sağ ol Boğaç. Baldur babanın yaptığı kılıçları çok ararız. Yerine birini yetiştirmeden ölmeyecekti. Hangimiz gidip de bana da öğret dedik ha? Sen Muncuk, gidip onun yanında demirci olmak istedin mi? Beni bırak. Ben demirci olmak için yaratılmamışım. Ya ne olmak için yaratılmışsın? Herkes böyle düşünür. Sonra da öğretmedi diye Baldur'u suçlar. Kegen Bey'i o tutuyordu. O olmasaydı Durakan işi şimdi çoktan bitmişti. Böyle sözler içinde amma uygun zamanı buldun ha. Ben içi kara dışı ak insanlardan değilim. Ne düşünüyorsam doğrudan söylerim. Bu işi Kegen Bey istemiyor mu sanıyorsun? İstiyor ama belli etmiyor. Şimdi de Kegen Bey'e dil uzatmaya başladın. Kegen Bey de bu yana geliyor. Bu dediklerini onun yanında da tekrarla bakalım ha. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, bizi acılı günümüzde yalnız bırakmadınız. Hadi Balçar, dönelim artık. Dönerken yan yana konuşalım istedim. Atla atına. Gün batımına üzülür müsün Balçar? Dedemin batan gün gibi yeniden doğacağına mı inanıyorsun yoksa baba? Ben hiçbir şeye inanmaz oldum oğul. Gördüğüm hiçbir şeyin sonu yok. Sonu olmayan şeye inanmak gelmiyor içimden. Peki ya seni sevenlere? Beni kim seviyor oğul? Senden başka, hatun anandan başka. Peçenek yiğitlerinin hepsi, şu peşimizden gelenler. Haklısın Balçar. Neyse, ben biraz at süreceğim. Yalnız başına mı? Evet, tasalanma. Bu acılı günümde bana bir şey yapan olmaz. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Vay Kegen Bey'imiz. Hoş geldin. Bizi şereflendirdin. Ama sana kırgınım. Baldur Usta'nın ölümünü bize bildirmedin. Keyfinizi kaçırmak istemedim Durakan. Görüyorum ki burada iyi vakit geçiriyorsunuz. Sazınız, sözünüz, yemeniz, içmeniz tamam. Sen niçin içtiğimizi sanıyorsun Kegen Bey? Acımızı dağıtmaya çalışıyoruz. Neyse Durakan. Babam yok artık. Baldur Usta yok. Ben senin buyruğundayım. Peçenek töresi bunu gerektirir. Demirci Baldur'un töresi bunu gerektirir. Öyleyse izin ver de sana olan sevgimin azalmadığını göstereyim. Gel yanıma otur. Otur da Baldur babanın şerefine içelim. Sağ ol Durakan. İznin olursa buraya bir dileğimi söylemeye geldim. İzin de ne demek? Durma hadi söyle. Ben Bizans'a gitmek istiyorum. Ne dedin, ne dedin? Bizans'a gitmek istediğimi söyledim. Nasıl? Kaç kişiyle? Çabuk içkimi tazeleyin. Kegen Bey bizim aklımızı başımızdan almaya gelmiş buraya. Sen delirdin mi Kegen Bey? Baldur'un ölümü başına vurmuş anlaşılan. Biz Bizans'la barış halindeyiz. Bunu bilmiyor musun? Merak etme Durakan. Bizans'ı vurmaya gitmeyeceğim. Ya niçin gideceksin? Orada yaşamak için gideceğim. Allah Allah. Demek orada yaşayacaksın.
Bunun için benden izin almaya neden gerek gördün anlayamadım. İsteyen herkes istediği yerde yaşar. Hansım, handan izinsiz iş yapan hana karşı gelmiş demektir. Bu da peçenek töresine yakışmaz. Durup dururken Bizans'a gidip orada yaşamak da nereden çıktı böyle? Yanına kimleri alacaksın? Yalnız gideceğim. Yalnız mı gideceksin? Ya oğlun, karın, sonra adamların? Oğlum Balçar sana emanet Durakan. Yiğit delikanlıdır. Gözü pektir. Karım da sana emanet. Hansım, görüp gözetmek görevindir. Zaten Balçar da korur onu. Benim adamlarım yok. Hiç olmadı da. Peçenekli yiğitleri vardı sadece. Buyruğuma verdiysen senin adına görüp gözeteyim diye verdin. Gidişimi Balçar'a bile söylemedim. Eğer izin verdiysen hemen yola çıkmak istiyorum. Madem sen böyle uygun görmüşsün, var dilediğin yere git. Balçar için de merak etme. Han sözü müdür Durak Han? Ya ne sandın? Bu da sorulur mu? Sağ ol öyleyse. Hadi sağlıcakla kal. Gözümüzü üstünüzden ayırmaya gelmiyor. Bir an başınızdan ayrılacak olsam hemen oyuna başlıyorsunuz. Söyleyin bakalım. Neydi o oyun öyle? Selçuklu'ya baskın Savtekin Bey'im. Selçuklu'ya baskın mı? Ne demek bu? Adından belli değil mi Savtekin Bey'im? Selçuklu'nun Selçuklu'ya baskın yaptığı nerede görülmüştür? Hangi kitap yazar bunu? Her şeyi kitap mı yazar? Geçenki baskını kitap mı yazdı? Ceyhun'un buzunda sürünen kınık boyunu Sarı Hoca mı okuttu? Ağzın iyi laf yapıyor Alpaslan. Ama kolun da böyle yay gerebilmeliydi. Bileğin de kılıç kullanabilmeliydi ki o zaman anlardım seni. Sarı Hocamız da kolunun yay gerebildiği kadar ağzında laf yapabilmeli ki o zaman seni beğenir överim diyor. Şuna bak şuna. Sen şimdi aklınca iyi laf ettiğini sanıyorsun değil mi? Aslında sorumun cevabından kaçmaya çalışıyorsun. Sana Selçuklu üstüne Selçuklu baskın yapar mı diye sordum. Fırsat bulursa Selçuklu üstüne Selçuklu da baskın yapar. Her Selçuklu'yu bir mi sanırsın Savtekin Bey'im? Peki az önce sen hangi Selçuklu'nun başındaydın? Ben Selçuklu'nun başında değildim. Şah Melik'in adamlarının başındaydım. Sana Selçuklu'nun başına geçmek yakışmaz mıydı? Geçemezdim. Nedenmiş o? Ben Selçuklu'nun başında olsaydım Selçuklu'ya baskın yapamazlardı da ondan. Yine boyundan büyük laf ettin. Neyse bu sefer bir şey demeyeceğim. Peki Şah Melik'in adamları arasında bizden birisi var mıydı? Oyunumuzu sen de izledin. Olup olmadığını sen de göremezsen hiç kimse göremez Savtekin Bey'im. Afşin, gel buraya. Buyur Savtekin Bey'im. Sen bu buldacıyı Gözcübaşı mı seçtin? Evet. Peki Gözcübaşı'nın gizlice birisiyle konuşması, konuştuğunu da kendisine saklaması ne demek oluyor? Öyle mi yaptı bu hain buldacı? Bana bak, alırım ayağımın altına, bırak sevzekliği. Söyle hadi, buldacı Gümüştekin'in yerine mi geçmişti oynadığınız oyunda? Anladım. Peki o börk hikayesi de nereden çıktı öyle? Hani o gün sen gelip bizi Sarı Hoca ile Alparslan'ın bulunduğu çadırın önünden kovalamıştın. İşte o sırada ben çocuklardan ayrılıp sazlığa doğru gittim. Bir de baktım ki az ötemde sazlar hışırdıyor. Yabanıl bir hayvan sandım önce. Merak ettim. Gidip bakayım dedim. Bir de ne göreyim? Oradaki Gümüştekin Bey'imiz değil miymiş? Yanında birisi vardı ama ben göremiyordum. Fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı. O ara konuşmaları bitmiş olmalı ki Gümüştekin sazlıktan çıktı. Hem de ne çıkış, yel gibi. Bu dediklerin doğru değilse kulaklarını gitmiş bil. Niye yalan söyleyeyim Savtekin Bey'im? Peki sonra? Sazlar içeriye doğru iki yana yatmıştı. Ne olup bittiğini öğrenmek için o izi azıcık takip ettim. Hey, kim var orada diye bağırdım. Bağırmamla sazlar iyice dalgalanmaya başladı. Biri koşuyordu, peşine düştüm. Biraz gidince işte o börkü buldum. Ama bizimkilere pek benzemiyordu. Börk nerede şimdi? Almadım ki. Bulduğum yere bıraktım. Kulaklarını gitti bil avşın. Canın sağ olsun beyim. Börk neden bizimkilere benzemiyordu? Gördüğüm benimki başımdaydı. Bulduğum börk ondan farklıydı.
Kokusu da bir başkaydı tabi. Nasıl kokuyordu peki? Güzel kokuyor. Hadi bakalım. Yeter artık, toparlanın. Alın kılıçlarınızı. Herkes eşini seçsin. Afşın'la kavurt vuruşacak. Alparslan sen benimlesin. Görelim bakalım bileğin de dilin kadar güçlü mü? Geldin mi Savtekin? Alparslan nerede? Annesi hazırlasın diye çadırına yolladım, az sonra gelir. Neler oluyor hocam? Bizi neden çağırdın? Sen çocukları çalıştırırken Tuğrul Bey ile Çağrı Bey beni çağırtmış. Ne konuştunuz? Bundan sonra ne yapılacağını. Ne yapacakmışız? Hani bir zamanlar Çağrı Bey Hazar'ın ötesine keşfe çıkmıştı. Hatırladın mı? Evet, epey oluyor. İşte oraları kendimize yurt edineceğiz. Ne zaman? Hemen değil tabii. Önce burada Nemek'te güçlenelim diyor Tuğrul Bey. Haklı da. Bunun için de bir süre kavgasız gürültüsüz yaşamamız gerekiyor diyor. O da ne demek hocam? Çevremizdekilerle iyi geçinelim. Yeniden budanmadan gelişip güçlenelim demek. Bunun için de Harezm Bey'ine Tuğrul Bey'in selamını götüreceğiz. Harezm Bey'i Tuğrul Bey'in selamını mı bekliyormuş şimdi de? Ne demek istiyorsun Sartekin oğlum? Her şey ortada değil mi hocam? O baskını Şahmelik tek başına mı yaptı sanıyorsun? Harezmli'nin parmağı yok mudur o işte? Ha şu mesele. Baskından sonra da hıkmık yedişim bu yüzdendi demek. O zaman ortalığı karıştıracak bir laf edeceksin diye ödüm kopmuştu. Gümüştekin üstüne konuşuluyor. Ha da... Gümüştekin hakkında da diyeceklerim var. Ama önce ben sana bir şey söyleyeyim. Her bildiğin sözü hemen söyleme. Gümüştekin hakkında ne söyleyeceksin? Bugün çocukları azıcık boş bırakayım dedim. Bir de baktım ki kendilerince bir oyun tutturmuşlar. Şunlar ne yapıyorlar diye merak ettim. Alparslan çocukları 3 gruba ayırmıştı. Birinci grubun başına Artuğ'u geçirip sazlığın sağ ilerisine doğru gönderdi. İkinci grubun başına ise Atsız'ı geçirdi. Onlar da geriye doğru gidip diğerleri gibi saklandılar. Geride kalanlarsa kestikleri sazlarla küçük küçük çadırlar yapıyorlardı. Bunların başında Afşın'la Kavurt vardı. Bir ara buldacı 3 çocuğu seçip ayrı ayrı yerlere gözcü dikti. Ortada dolanan çocukların biri de tıpkı seninki gibi bir mendil buldu ve çenesinin altına bağladı. Davranışlarıyla da seni taklit ediyordu. Beni mi? Vay bacaksız vay. Sonra Alparslan'ın işaretiyle çocuğun biri sazlar arasında gizlenerek çadırların bulunduğu yere doğru yaklaşmaya başladı. Gözcüleri ustalıkla geçti. O sırada buldacı da aynı yöne doğru ilerliyordu. Karşılaştılar ve konuşmaya başladılar. Buldacı yani Gümüştekin. Her şey ayan beyandı. Tıpkı baskın gününde olduğu gibi. O sırada olaya yakın bir yerde bir başka çocuk onları izliyordu. Bu Afşın'dı. Buldacıyla konuşan çocuk az sonra ayrıldı. Afşın bir süre onu izledi, daha sonra durdu. Yerde bulduğu bir börkü başına geçirdi. Ama börk ona göre büyüktü. Başına tas gibi geçti. Sonra çıkarıp kokladı ve börkü bulduğu yere bıraktı. Bu sırada Alparslan'ın emriyle gizlenmiş çocuklar çadırların bulunduğu yere baskın yapıp her şeyi yerle bir ettiler. Ne dersin hocam? Bu iş çocuk oyunlarına bile konu olduysa kötü derim Saltekin oğlum. Sonra Alparslan'ı çağırıp nedir bu oyun dedim. Selçuklu'ya baskın diye karşılık verdi. Sonra da Afşın'ı çağırıp börkü sordu. Ne dedi? Bizimkilerden başkaydı, mis gibi kokuyordu dedi. Demek öyle kokuyormuş ha? Gümüştekin hakkında kuşkularımı baskından sonra sana anlatmaya çalıştım ama hep beni susturdun hocam. Çocuktan betersin akılsız Saltekin. Şunu aklından sakın çıkarma. Bu ara Selçuklu ikiliye dayanamaz. Erir, yok olur. Gümüştekin kınık boyu içinde sivrilmiş biri. Bileği güçlü, seveni de az değil. Üstüne varılacak olursa bakarsın yandaşlarını alıp ayrı bir baş çekmeye kalkar. Ama hocam bütün bunları bile bile onu aramızda barındıracak mıyız? Her derdin bir çaresi vardır. Onun içinde bir yol bulunur ama yerini ve zamanını iyi seçmek gerekir. Peki hocam peki. O konuda ben de bir daha ağzımı açma. İyi edersin. Hocam aklıma takılan bir şey var yalnız. Neymiş ben... o? Bu Harezm işi.
Alparslan'ın bizimle gelmesi bana pek uygun gelmedi. Çağrı Bey ve Tuğrul Bey de onun üstüne titrerler bilirsin. Ya biz titremez miyiz? Ben de önce karşı çıkayım dedim. Ama Tuğrul Bey, Alparslan artık büyüdü, delikanlı oluyor. İleride önemli görevler alacak. Bu yüzden her fırsattan yararlanması gerek deyince sesim çıkmadı. Başka yerler, başka insanlar görmeli. Tehlikelere alışmalıymış. Yalan da değil hani. Hadi sen de git hazırlan. Ben de bizim hatuna hazırlanmasını söyleyeyim. O da mı bizimle geliyor hocam? Ya ne sandın? Ha, gelirken Alparslan'ı da getir. Fazla gecikmeyin, yolumuz uzun. Kilit Atlı Sürekli Oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak umuduyla.